Ders anlatmak istediğimiz hafta için yeni bir kaynak eklemek için sağ alttaki yeni bir kaynak ekle butonuna basılır. Sanal sınıfa giriş için Adobe Connect düğmesi ekle butonuyla tıklanılır. Toplantı başlığı bizim için oluşturulacak sınıfa bu ders için bir başlık sunmamızı ister. Hafta 1 diyerek ders içeriğini de tercihen doldurarak kaydet ve derse dön butonu tıklanılır. Sistemin yoğunluğuyla doğru orantılı olarak bir süre içinde bize dersi anlatabilmemiz için bir connect linki sunulur. Lütfen bekleyiniz. Birinci hafta bloğunun altında ders anlatabileceğimiz Adobe Connect linkinin olduğu hafta 1 isminde bir başlık oluştu. Tıklayarak toplantıya katıl butonuyla derse giriş yapabiliriz. Rolünün eğitmen olarak belirtildiği bir ekranda şimdi katıl butonuyla Adobe Connect sayfasına giriş yaparız. Bilgisayarımızda bu add-in yok ise şimdi indir deyip bilgisayarımıza indiririz. İndirdiğimiz uygulamayı çalıştırırız. Sisteme geri dönerek Adobe Connect'i başlat deriz. Bir süre sonra karşımıza gelen bu ekran bir sanal sınıf ekranıdır. Sistemin en önemli ve dikkat çekici özelliklerinden biri toplantıyı başlat ve toplantıyı kaydet seçenekleridir. Dersi anlatabilmek için öncelikli olarak toplantıyı kaydet butonuna basılır, hangi isimle kaydedileceği yazılır, özet bilgisi eklenir ve toplantı kaydedilir. Ders anlatmadan önce mutlaka yapmamız gereken web kamerasını başlat seçeneğidir. Bu seçenek öğrencilerin dersi bizim anlattığımızı ve canlı olarak burada olduğumuzu göstermek içindir. Öncelikle ön izleme ekranında kendimizi kontrol ederiz. Ardından paylaşımı başlat diyerek öğrencilerin de bizi bu ders içinde görmesini sağlarız. Burada hoparlörler, ders anlatmak için mikrofon ve kamera butonları bulunur. Öğrencilere söz vermek, söz hakkı istemek, cevap vermek, daha yüksek sesle konuştuğunu belirtmek, hızlan yavaşlan gibi ders etkinlikleri bulunur. Sağ alt köşede katılımcıların listesi, toplantıyı sunan kişinin listesi, sol ve büyük ekranda ise paylaşım yapacağımız ekran bulunur. Herkesin sözlü olarak anlatmayacağı varsayılırsa, burada ekran, belge, beyaz tahta paylaşabilir. Bir dersi bilgisayarınızda bulunan bir materyalden anlatacaksanız, ekranımı paylaş seçeneği tıklanılır, masaüstü ya da uygulamalardan biri seçilir, masaüstünü seçtiğimizi varsayarak ekranımız paylaşılmaya başlanılır. Şu an anlattığımız ders içeriği karşı tarafta bilgisayarınızı kullanırken hangi butonları, hangi nesneleri, hangi özellikleri açıyorsanız karşı tarafa aynı şekilde ders içeriği olarak sunulur. Paylaşımı durdurabilir ya da ara verebilirsiniz.
kendi bilgisayarınızı kullanıyor gibi içeriği anlattığınızda Adobe Connect ekranında kullanıcılar sizin ders içeriğinizi görmüş olacaklar. Bir PowerPoint belgesi açtığınızda Adobe Connect'in ekranında gördüğünüz gibi öğrenciler büyük ekranda dersinizi, açtığınız materyalleri aynı şekilde görecektir. Paylaşımı durdur dediğimizde Connect ekranına geri dönülür ve paylaşmak istediğiniz nesneler tekrardan size sunulur. Belge paylaş dediğimizde bir beyaz tahta, sisteme yüklenmiş bir dosya, geçmişte paylaştığınız herhangi bir belge ve bir içerik ya da bilgisayara göz atarak atacağınız bir dosya kullanıcılarla paylaşılır. Açtığım resim herkesin ders dinleme ekranında paylaşılır. Buradan işaretleme, seçim, yazı, çizim nesneleri kullanılarak herhangi bir belirtme işareti ya da üzerinde işlem tahta kullanılıyor gibi yapılır. Dersin herhangi bir anında kameranızı kapatabilir, mikrofonunuzu kapatabilir, bilgisayarınızın hoparlörünü kapatabilirsiniz. Dersin herhangi bir anında kameranızı açabilir, mikrofonunuzu açabilir, hoparlörleri açabilirsiniz. Toplantı ile ilgili diğer seçenekleri menülerden bulabiliriz. Dersin bittiğini varsayarsak, toplantı menüsünden kaydı durdur dediğimizde ders biter. Toplantıyı bitir dediğimizde toplantıyı sonlandırdığımıza dair bir mesaj gelir. Tamam dediğimizde birinci hafta tamamlanır.